Ben size bir şey anlatayım mı? Bu derse başlarken birkaç yere Azerbaycan'a şuraya buraya gönderirken anlatayım onu. İstiyorum öyle. Burada kendisi canlı yayın. Şimdi bir gün rahmetli Zübeyir abi geldi. Zeytinburnu. Rüyasını anlattı. Dedi ki, bu akşam dedi, annemi rüyada gördüm dedi. Sen eksiğimi düzelt. Bunun abisi. Zübeyir abi, tanımayan için söylüyorum. Ondan sonra dedi ki, annem dershanede aşure dağıtıyormuş. Ama o dershane de Ümraniye dershanesiymiş. Doğru mu? Doğru. Ümraniye dershanesiymiş. Ya Rabbi ya, ne hikmetlerim var. Bunu Ümraniye dershanesinde. Bunu Zeytinburnu'nda anlatıyor bana. Zübeyir abi rahmetli. O dershane hatırladın değil mi? Sen de hatırladın. Ümraniye dershanesiymiş. Orada da var. Hayret hayret dinledim. Bakın vefat etmiş annesi. Değil mi? Vefat etmişti. Aşure dağıtıyor. Ya dedi Hasan kardeş bu ne demektir dedi ya. Annem dedi Ümraniye cemaatin dershanesine aşure dağıtıyor. Dedim Allah Allah. Ya Süper abi dedim ya. Bugün de tevafuk etti. Bu akşam dedim Ümraniye'ye gideceğim derse. Ümraniye derse gideceğim. Hiç ses yapma. Ben de ses yapmayayım. Bakayım rüya nerede duruyor. Gidelim derse. Ümraniye derse. Gidelim. Tamam ya dedi. Bu akşam o gündüz geliyor. Sen de varsın değil mi? O Beraber gittik abi. beraber geldik. Ümraniye'ye gittik. Dersten sonra demesinler mi? Arkadaşlar dağılmayın. Aşure ikramımız var. Gene bu bir şey değil. Hani tevafuk olur ya. Olur da böyle. Daha acayip. Yani acayip oldum yani. Ben de insanız da etkileniyor yani. Zayıfız ya. Fesubhanallah. Ondan sonra oradan anlattık. Tamam. Öyle mi ya dedi. O zaman aşureyi dağıttılar. Dediler ki bir tane mi? Bir tane. Bir tane de bunu sen eve götür dediler. Zübeyir abiye. Sonra tabii ders bitti. Zeytin bu şey işte buraya gelecek adam. Gece yarısı kim onu yiyecek? Kim onu yiyecek yani? Dolaba koydu. Gece ya. Gece bir daha rüya görüyor. Dolapta aşure. Rahmetli annesi diyor ki tamam aşuremi yedim. O bir tane dolapta var. Onu da falan torunuma verin. Böyle bir şey olduğunu, dağıtıldığını, bir tane eve geldiğini bunu da falan yere verin. Değil, ayrıntı var. Ha. Önce diyor en küçüğü yesin diyor. Hatırlarsın adam. Ha. En küçüğü yesin. Sonra bir numara büyüğü yesin. Sonra bir numara büyüğü yesin. En son hanım yesin. Ha. Sırayla. Sırayla. Birer kaşık alsınlar. Birer kaşık alsınlar. Tarifi de söylüyor. Falanca yesin ilk önce. Acayip bir şey ya. En ufak, şimdi nereye bağlayacağım? En ufak arzuyu halimizi, hissiyatımızı bilen ve duyan Allah ve fiilen cevap veriyor. Onunla anlıyoruz ki duymuş. Tabii, yani tabii ki dikkat ama insandır yani. Bu seviyede bilmek istiyor. Cevabıyla dersimize başlayacağız da. En ufak arzumuzu, hissiyatımızı işitip fiilen cevap veren Allah ile alakalı bir şey anlatacağım. Dünle alakalı. Bunu niye anlatıyorsun? Ustad tevafuku çok işliyor külliyatta. Tevafukla alameti makbuliyeti ispat ediyor. Tevafukta kast var diyor.
Şimdi buraya geliyorum. Hani aşure çık orada o. Tevafuku çok iş diyor ve kast ilahi var diyor. Detaylarda böyle baktığın zaman gözükür. Küçük bir arzunu, hissiyatını işitip fiilen cevap veren Allah, en büyük arzun olan ahirette, ahiret ihtiyacını cevapsız bırakır mı? Haşa. İnsan hatırına şöyle geliyor. Ya Afganistan var, Mısır var, dünya var, korona var, yangın var, tavun var, tufan var. Ya senin aşureni mi şey yapacak? Böyle bir Almanya'da bir Almanla konuştuk böyle adaya giderken at arabacısı. Ya Tanrı diyor. Şimdi dedim Tanrı buraya ne diyor? Ya Tanrı işi kalmadı da bizi mi seyrediyor şimdi diyor. Ya bak Hristiyan anlayışına bak. O diyor büyüktür diyor. Büyük işlerle uğraşıyor diyor. Ufak işlerle meşgul olmaz diyor. Tanrı'nın çok işi var diyor. Ya dedik bu bizim acaba bu doğru mu yapıyoruz falan. Bizim diyor hareketlerimize niye dikkat etsin diyor. Yani güneşin azameti dağa vursa, Ağrı Dağı'na vursa da ufak bir şey buraya vurmasa o güneşe nakısı getirir. Güneşin azameti odur ki en büyüğüne en küçüğüne vurmak gibi eşit olmalı. Ağrı Dağı'na nasıl vuruyorsa en zerreye de vurması lazım. Ben bu zerreye giremem. Veya küçüklere ben vururum ışığımı, daha vuramam, yorulurum. Demez ya. Azametinin hakkısıdır. İşte bakın anlayışına bak. Tanrı diyor, menfi için söylüyor. Tanrı diyor, bu kadar işleri var diyor. Galaksileri idare ediyor diyor. Tanrı merak etme bizi görmez dedi. Ramazan'dı ya. Tanrı şimdi at arabasıyla şeye geçiyoruz. Sahilden adaya geçiyor. 6 saatte deniz çekiliyor. 6 saat sonra deniz geliyor. Okyanus oluyor. Gemiler çalışıyor. Şimdi o çekilince gidiyoruz. Tamam böyle. Ya niye yemiyorsunuz dedi. Bugün Müslümanların orucu. Ya Tanrı dedi bu okyanusun içinde sizi görmez dedi ya. Niye dedim. Ya o kadar büyük işleri var ki diyor. Tanrı şimdi senin diye ekmeğini mi görecek diyor. Tanrı olsa da küçük bir arzuyu halini, bir küçük aşureni bile duymuş, fiile cevap veriyor. Duyuyorum diyor. Allah Allah. Hem de rüyada. Hem de bir de bizimkisi ayık. Bir de rüyada ama iki saflı oluyor. Bir yapıyor, yapılan muameleyi oradaki görüyor. Tekrar müdahale ediyor oradan. Falanca yesin diyor. İlk önce küçük yesin diyor. Sonra ortanca yesin diyor. Bir tane ya, üç tane olsaydı hepsine birer tane ver diyecekti. Bu sefer oradan pay ediyor. Ya çok çok garip. Tevafuk alamet-i makbuliyettir. Ve Cenab-ı Hakk'ın iradesini gösteriyor.